Her zaman olduğu gibi Rusya TB2'lerle ilgili haber servis ediyor. Haberin bugün 16 Şubat'ta servis edildiğini görmekteyiz. Rus elektronik har kompleksi Kraşuka'nın Ukrayna'da Bayraktar TB2 donmas üzerinde bastırdığı iddia ediliyor. Ruslar hep bu tarz iddialarda bulunsa da sürekli TB2'yi konuşmaya devam ediyorlar. Rus elektronik harp sistemleri, sözde Donbas Halk Cumhuriyeti yakınında Ukrayna'ya ait bayraklar TB2 ile başarılı şekilde mücadele etti cümlesi kullanılmış. Ukrayna ordusunun TB2 insansız hava aracını Donbass'ta kullanma girişimi Rus elektronik harp sistemi tarafından başarıyla engellenirken menzil dikkate alındığında iletişim kaybını gösteren 7600 yayın sinyalinin kanıtladığı gibi İA ile İA'nın kontrol kompleksi arasındaki bağlantı kesildi. Dolayısıyla Krasuka'nın başarılı olduğunu düşünüyoruz açıklaması yapılmış. 14 Şubat 2022'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri DPR'nin güneyinde Bayraktar TB2 saldırı insansız hava aracını yine kullanmıştı. Drone görünüşe göre Nikolayev yakınlarındaki askeri havalimanından havalandı. Ancak Maripul'a yaklaşır yaklaşmaz İA operatörü sorun yaşamaya başladı. Acil durum sinyali 7600 yayınının kanıtladığı gibi drone iletişim kesildi şeklinde iddialar var. Şu anda TB2 Seal'ların bastırılmasının gerçekleştiği yeri belirlemek mümkün değil. Ancak görünüşe göre burası Rostov bölgesinde bulunan Rus elektronik harp cihazlarından kaynaklanıyor. Cümlesi kullanılmış. Yine Krasnodar bölgesinde de Kraşukalıların olabileceğinden bahsettiğin açıklamada aynı zamanda Rus tarafının Ukrayna insansız hava aracına karşı elektronik harp önlemlerinin kullanıldığı bilgisini doğrulamadığı notu da düşülüyor. Özbekistan'a gidiyoruz. Özbekistan Savunma Bakanlığı, Özbekistan ordusunun tatbikatlarına ilişkin yeni görüntüler servis ediyor. Görüntülerde Özbekistan ordusunun atlayış eğitimi aldığını görmekteyiz. Tatbikatın ismi zıplamak beceridir, zıplamak cesarettir olarak adlandırılmış. Özbek ordusunun helikopterler üzerinde paraşütçülük eğitimi aldığını gösteren videolar Özbekistan Savunma Bakanlığı tarafından 16 Şubat 2022 tarihinde servis ediliyor. Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Genel Kurulu'nun 15 Şubat tarihli yıllık toplantısında Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdreli'nin Bilimler Akademisi fari üyesi olarak seçildiği duyuruldu. Dün bütün gece boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız hava aracının Donbas temas hattında keşif uçuşu yaptığı belirtiliyor. Honduras'ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez evinde yasaklı madde ticareti yapmaktan dolayı tutuklanmış durumda. İnan Üniversitesi'nde bilim insanları yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından lityum iyon pillerin performansını 5 kat arttıran karbon kaynaklı malzeme üretti. Emeği geçen bilim insanlarını tebrik edelim. An itibariyle Rus donanmasının bir başka gemisi de Çanakkale'den Marmara'ya doğru gidiyor. Görüntüler bugün servis edilmiş. Baktığımızda Rusya'nın Karadeniz filosunun 184. Sahil Savunma Tugayı'nın karakol gemisi tümenine bağlı Boykov sınıfı korveti Dimitri Rogachev'den bahsediliyor. Kırım Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, savaş çıkarsa Rusya'nın dağılma ihtimali var açıklamasını yapıyor. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de işgal altındaki Deirizor vilayetinde El Şueyl kasabasında ve çevresinde ABD ordusunun güvenlik devriyesi yaptığını görmekteyiz ki sözde güvenlik devriyesi teröristleri korumak için ABD devriye yapıyor. Sabah yayınladığımız haberde Güney Kıbrıs Rum yönetimi sözde Ulusal Savunma Bakanı ile Sırbistan arasında karşılıklı olarak askeri savunma anlaşmasının imzalandığını söylemiştik. Bu gelişme üzerine Kiriakos Mitsotakis Yunanistan Başbakanı'nın çarşamba günü yani bugün Sırbistan'a gideceği duyuruldu. Alexander Vučić ile görüşecek. Görüşmenin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. Özellikle Rumlarla Sırplar arasındaki işbirliği üzerinde durulması bekleniyor. Bunun dışındaki haberimiz Yunan medyası şu başlığı atıyor. Türkiye'de tokat, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Erdoğan'la görüşmeden önce Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek açıklaması yapılmış. İsrail'in Türkiye'ye karşı gerçek müttefiğin kim olduğunu gösteren hareket şeklinde bunun mat hareketi olduğu belirtilmiş. Sanki İsrail çok umurumuzdaymış gibi haber servis edilmiş. Son derece güvenilir İsrail medyasına göre Başkan Herzog önümüzdeki haftalarda Yunanistan Başbakanı ve sözde Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirecek. Ardından bu görüşmelerden sonra kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gitmeyi planlıyor cümlesi kullanılmış. İsrail Cumhurbaşkanı'nın bir günlük Atina ziyareti önümüzdeki Perşembe günü planlanırken önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs'a bir saatlik ziyaret bekleniyor. Geziler Ankara ile yakınlaşmanın İsrail'in son yıllarda kendileriyle yakınlaştırdığı yakın ilişkilere zarar vermeyeceği konusunda Atina ve Lefkoşa'ya güvence vermeye amaçlıyor. Türk basınındaki haberlere göre de Herzun Erdoğan'la görüşmesi önümüzdeki hafta olacak ancak İsrail Cumhurbaşkanlığı tarihin kesinleşmediğini söylüyor. Bu haber bu şekilde servis edilmiş. Yine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan adalarının egemenliğine ilişkin açıklamalar tamamen kabul edilemez, AB, ABD ve İngiltere tarafından bunlar reddediliyor şeklinde yine abilerinden medet ummuş. Yine dün bilindiği gibi Libyalı komutanlarla görüşme yapmıştık. Haber şu şekilde Girit'in güneyini delmek mi istiyorlar? Uluysagar Libya Silahlı Kuvvetleri Komutanı ile görüştü. Tatbikatların amacı ne cümlesi kullanılmış. Yunanistan ve Türkiye Libya'da üstünlük için yol yarışında Ankara Girit'in güneyinde olası yasa dışı ve kışkırtıcı eylemlere hazırlanıyor cümlesi kullanılmış. Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral Nurettin Elboni, Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Adnan Özbal'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelirken Milli Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti cümlesi kullanılıyor. Toplantının içeriği kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Türkiye'nin sözde yasa dışı Türk-Libya mutabakatından ortaya çıktığı üzere Girit'in güneyinde Libya mapinde ortak sondaj operasyonları yürütmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Seraç Erdoğan tarafından imzalanmıştı açıklaması yapılmış. Bununla ilgili haber servis ediliyor. ABD'nin Doğu Akdeniz Jeolojik Araştırmasına göre Türk ordusu ve bilim adamlarının Ankara Trablus temasları ve açıklaması oldukça önemli. Türkiye'nin 700 milyar dolar 5.9 trilyon TL değerinde doğalgaza el koyma niyetinde olduğu açıkça ortaya koyuluyor şeklinde kendi hırsızlıklarını bize yıkmaya çalışmışlar. Son olarak şu cümleyi yazmışlar: "Anlaşıldığı üzere Yunanistan ve Türkiye Libya'da üstünlük için bir yol yarışında. Ankara muhtemelen Girit'in güneyinde yasa dışı ve kışkırtıcı eylemlere hazırlanıyor" şeklinde Yunan mecası cümleler kullanmış. Son haberlerinde ise "Türkler asla dost olarak yakalanmaz. Yunanistan-İsrail savunma işbirliğinin imzalandığı belirtiliyor." Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs savunma işbirliği anlaşmasının Ankara için büyük tehdit olarak görüldüğü belirtiliyor. 15 Şubat 2022 Salı günü Yunanistan İsrail arasında savunma işbirliği programı imzalandığı GTA Uluslararası İlişkiler Direktörü Tu General Nikos Holevos Genelkurmay Başkanı tarafından bu anlaşmanın imzalandığını duyuruyor. Zaten fotoğrafları da görmektesiniz. İsrail aralarında işbirliği yapılacak. Ankara'da değişen hiçbir şey yok. Doğu Akdeniz'de hiç kimse İslamcıların veya Kemalistlerin iktidarda olduğu Türkiye ile daha fazla bir şey istemiyor cümlesini kullanmışlar. Osmanlı İmparatorluğunu ve geçmişteki büyüklüğünü hayal etmeyeceksiniz şeklinde Yunan medyası haberlere devam ediyor. Hoşçakalın.